Tabii buyurun. Bir daha sık sık kesmeyelim. Tabii buyurun. Partilerimiz görüşlerini. Ondan sonra madde madde olarak bildirsinler. Tamam. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Kemal Bey'in de belirttiği gibi dün akşam Gazze'de yaşanan olaylar insanlık dışı. Burada katil devlet, herkese terör örgütleri var, bir de terör devleti var. İsrail bir terör devletidir. Bunu dün akşam bir kez daha kadınları, çocukları ve hastaneye sığınan, Birleşmiş Milletler'in izniyle oraya geçin denilip izin alınan yeri bombalayan katil terör devleti İsrail'i kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız demiş bir insan ve doğru sözleri bugün dünyayı karıştıran Siyonist, İsrail, Yahudi İsrail, bunlar bugün dünyayı karıştıran, her taşın altından, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Ve İsrail'i kınıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu terör devletinin sonu gelecek. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa, huzura kavuşacaktır. Bütçe konusunda bunu tutanaklara anlatın, yok. Tamam. Ben onu hallederim. Ben zaten düşünmüştüm. Yani hepimiz duygusalız. Böyle buna benzer tepki verebiliyoruz. İnsanız. Gayet normal. Hiçbir itirazım yok ama yarın öbür gün sorunla karşılaşacağız. Evet arkadaşlar. Buyurun Süleyman Bey. Bütçe hakkında. Evet. 2024 bütçesi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Şimdi bütçenin gelir kısmında belirtilen, yani normalde bütçemiz bizim 750 milyondu. Ek bütçeyle beraber ek bütçeyle beraber 1 milyona çıktı. 1 milyondan sonra da 1,5 milyon %50 artışla gayet normal gibi görünse de o ek bütçe biraz fazla oldu ama neyse önemli değil. Şu var. Gelir biz müdürlüklerimizin hiçbirinin bazı gider kalemleri özel harcamalar haricindeki, temsil ağırlamaları haricindeki basın yayın ve sosyal İl Kültür Müdürlüğü'nün temsil ağırlama giderlerindeki paralardan başka hiçbir müdürlüğümüzün ödeneklerinde kesinti yapmadık arkadaşlar. Bunu baştan belirtelim. Yeter ki müdürlüklerimiz görev yapsınlar, yatırım yapsınlar, ATOK'uma hizmet etsinler. Burada bütçenin artık gider kısımlarını zaten şey yaptık. Gelir kısmında belirtilen 630 milyon liralık pay, yani 1,5 milyon liralık bütçenin, 1,5 trilyonluk bütçenin 630 milyon liralık kısmı İller Bankası payı olduğu dikkate alınırsa yaklaşık bütçemizin %41'ini İller Bankası'ndan gelen ödenekler oluşturmaktadır. Merkezi bütçeden gelen. Merkezi bütçe. Evet, İller Bankası merkezi bütçedir. Sadece şunu söylüyorum. Gerçi bugün aslında bazı şeyler, çok şeyler konuşacaktım ama dünkü kötü olaydan sonra meclisin de gerginleşmesini istemiyorum. Hani başkanımız diyorsunuz ya, bazen iktidar bize para göndermiyor, kesinti yapmıyor, yapıyor çok. Ama bütçenin %41'i İller Bankası'ndan merkezi kanun ve devlet bütçesi tüm belediyelere geliyor. Sonuçta gönderiliyor. Kesinti falan yok. Bir şey gönderilmiyor. Ya bu kenti yıkacaksın ya o parayı göndereceksin. Yani hak edilen sonuçta gönderiliyor. Yani. Onun haricinde arsa satışı 400 milyon lira arsa satışı 10 milyon lira da bina satışı konmuş gelir kısmına. Oysa biz ilk yıl toplandığımızda Sayın Başkan bana satılacak bir karış bile yer bırakılmamış dendi diyordu. 4 yıldır satıyorsunuz. 5. yılda da 400 milyon liralık emlakla beraber 410 milyon liralık daha satılacak yer kalmış demektir. Yani bunu nasıl izah edeceksiniz onu da bilmiyorum. Artı 20 milyon liralık idari para cezaları var. Bütçe gelir kısmında. Bir önceki bütçede bu çok azdı. Bu 20 milyonla kimi cezalandıracaksınız, kimleri cezalandıracaksınız onu da merak ediyorum. Gelir bütçemizin yaklaşık %30'unun gerçekleşmeyeceği kanaatindeyim ben. %30'unun. Yani %70'i gerçekleşme olur. Bu şekilde de sözlerimi son verirken inşallah 2024 bütçesinin Atakum'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçemizde karşılığını verdiğimiz müdürlüklerimizin de aynı şekilde Atakum halkına hizmet etmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, başka söz almak isteyenler var mı arkadaşlar? Buyurun Yusuf Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bütçeyle ilgili biz komisyon çalışmamızı bir haftaya yayarak tamamladık. Arkadaşımızın da dediği gibi 2-3 tane müdürlük bütçesi dışında genelde şeyleri kesintiye gitmedik. Yani müdürlüklerin bizden talep ettiği bütçede kesintiye gitmedik. Kesintiye gidilen 2-3 müdürlükte de bizim düşüncemiz şöyle, biraz kendi harcamalarını zapt altına alırlarsa, biraz daha kontrollü olurlarsa seviniriz Atakum halkı adına. Eğer bir yetersiz durum olursa biliyorsunuz hani tekrardan meclise bir talep getirilip ek bütçe şeklinde o eksikliklerini tamamlayabilirler. Ben de 2024 bütçesinin Atakum Belediyesi'ne ve halkına hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, başka? Başkanım bir de. Ha, buyur Adem abi. Atakum bütçesi 2024 yılı Atakum'a hayırlı olsun başkanım. Teşekkür ediyorum. Oylamadan önce bir bilgi de ben sunayım arkadaşlar. 2021 yılı bütçesimiz 2020 nerede? 2020 niye söylemiyorsunuz? O daha mı az? 165 filandı galiba değil mi? Evet. 165 2020 yılı bütçesi, 2021 215, 2022 462, 2023 1.084, 2024 1.535 çıkarak gelmiş bu gider bütçesi. Gelirinde ben sabahtan Süleyman Bey'in bana sorduğunu ya da meclise sorduğunu sabahtan Mali Hizmetler Müdürü'ne sordum. Bunun kaynağını nereden bulacaksın diye.